أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد عالمين رب olan الله صلاة وسلام onun Resulüne, ashabına, ona tabi olanlara, hepinize, hepimiz olsun. Bakara suresini okuyoruz. Ayet 94. Bismillah. Kul de ki, İn kânet lekumud dârul âhiretu indellâhi hâliseten min dûnin nâs. Ey İsrailoğulları, ey Yahudiler, ahiret yurdu, bütün insanlar bir tarafa sadece size ait ise, ahiretteki güzelliklerin tümü hiçbir insana değil sadece size ait ise, bunu iddia ediyorsanız eğer, فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, samimiyseniz, dürüstseniz, o zaman hadi ölümü temenni edin de göreyim sizi. وَلَنْ يَتَمَنَّهُ اَبَدًا, Allah, kesinlikle onlar bunu temenni etmeyecekler. Ebediyen temenni etmezler, edemezler. Çünkü sıkıntıları var, problemleri var. Sebep? Bima kaddemet eydihim. İşlediklerinden dolayı. Karneleri kırıklarla dolu. Problemli bir hayat yaşamışlar. Sıkıntılarından dolayı, işlediklerinden dolayı ölümü temenni edemezler. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimleri bilendir, zalimleri bilir. Bu şekilde düşünmek demek ki zulümdür. Bu okuyacağımız ayetlerde, bugün okuyacağımız 101. ayete kadarki bölümde bu nevi Yahudilerin tarihinden hareketle Müslümanların dünya ile ilişkileri, bu ilişkilerden dolayı ahiretle ilişkilerini bozmalarına işaretler bulunmakta. Konu Yahudiler, İsrailoğulları, onların sahip olduğu düşünce sistemi, inanç sistemi, dünyevileşme şeklinde ortaya çıkan özellikleri ile bu Kur'an'ın muhatabı olan Müslümanların da benzer bir özelliğe sahip olmamaları konusunda bir uyarıdan ibarettir okuyacağımız bölüm. Dönüp dönüp Rabbimiz hep hayata, dünyanın ahiretle nasıl irtibat kurulması gerektiğini, bu irtibatın zayıflamasının insanları ne hale getirdiğine işaretler taşımakta İsrailoğullar üzerinden, Yahudiler üzerinden. Bu bir meydan okuma tabii ki. Okuduğumuz 94 ve 95. ayetlerde. Bu meydan okumanın arka planında şu var aslında. İlerleyen ayetlerde, yani Bakara suresinin mesela 111. ayetinde Yahudiler kendileri için, Hristiyanlar da kendileri için şöyle bir iddiada bulunacaklar. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْنَسَارًا. Sadece Yahudiler cennete girecek, başka kimse girmeyecek ve Hristiyanlardan başka da kimse girmeyecek diyor. Hristiyanlar da böyle düşünüyor. Ya da Maide suresine geçtiği üzere وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَ, hem Yahudiler hem de Hristiyanlar şöyle bir iddiaları var. نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهُ, biz Allah'ın çocuklarıyız ve Allah'ın sevgili dostlarıyız. Allah'ın çocuklarıyız ve Allah'ın sevgili dostlarıyız. Hem Hristiyanlar kendilerine, hem de Yahudiler kendilerine bunu söylüyor. Şimdi Allah samimiyet sınavına çağırıyor bunları. Gerçekten samimiyseniz, yani cennet sadece size aitse, ahirette rahat etmek sadece size aitse, Allah'ın çocuklarıysanız, Allah'ın dostlarıysanız, Allah'ın yanında çok sevgili bir konumunuz var ise, bunun test edilmesi çok basittir. O da nedir? Bir insan sevdiğine ulaşmak için can atar. Ya da tersini söyleyelim. Bir insan sevdiğine ulaşmamanın bahanelerini aramaz. Madem çok seviyorsunuz, madem hiç garanti, cennette garanti, hiçbir problem yaşamayacaksınız, bunu söylüyorsanız, iddianıza samimiyseniz,
Hadi ölümü istemiş. Çünkü ölüm bu işin test edilmesi için birebir çözüm şeklidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bu konunun gündeme geldiği yerlerde hemen hep bu şekilde bir meydan okuma vardır. Çok samimiyseniz hadi gelin, madem öyle ölümü isteyin. Yani ölüm gibi bir fedakarlığa katlanın, madem iş garanti, madem Allah'ın çocukları, dostlarısınız, bir sıkıntı da olmayacak, hadi buyurun. Benzeri Cuma suresinde de var. قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ هَادُوا اِنْ زَعَنْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ İnsanların ötesinde, insanlar bir tarafa, siz Allah'ın velileri, dostlarısanız, böyle iddia ediyorsanız, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Samimiyseniz ölümü temenni edin. Ama Allah peşinden diyor ki, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ Aynen Bakara'daki ifadenin aynısı. Onlar kesinlikle istemezler. İsteyemezler. Çünkü elleriyle yaptıkları, hayatlarında işledikleri birçok problem var. Bu problemlerden dolayı ölümü istemezler. Çünkü zulmettiklerini kendileri biliyorlar. Ölümü isteyip başına iş mi açacaklar o insanlar? Sonuçta Allah diyor ki, قُلْ de ki, اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sizin kaçtığınız ölüm, köşe bucak kaçtığınız, kendisi için çözümler ürettiğiniz, paçayı yırtmaya çalıştığınız o ölüm var ya, bir gün gelecek, sizi bulacak, bir şekilde yakalayacak sizi. Ölüm kurtuluş olsa neyse sevineceksiniz ama o da değil. Sonra gaybi ve şehadeti bilen, görüneni görünmeyeni, kavrananı kavranamayanı bilen Allah'a döndürüleceksiniz ve hesabınızı ona vereceksiniz. Bütün işlediklerinizi ona dökeceksiniz ve ölüm gelecek size. Ne anlatıyor bize bunlar şimdi Yahudi tarihinden, Yahudilerin tarihinden? Samimiyetin, Allah'a karşı samimiyetin, ahirete, cennete yönelik samimiyetin ölçülme şeklinin ölüm olduğu. En azından ölümden nefret etmemek olduğu. En azından ölümü gündemin dışına atmamak olduğu anlatılıyor burada. Hatta Hazreti Peygamber diyor ki aleyhissalatü vesselam, Yahudiler ölümü temenni etmiş olsalardı, hani etmediler de, ölümü temenni etmiş olsalardı, ölürlerdi ve cehennemdeki yerlerini göreceklerdi. Biliyorlardı bunu. İnsan bilmez mi? İnsan kendisini bilmez mi? Bilir. Her biriniz aslında Allah'ın katında, Allah'ın yanında konumumuzun, durumumuzun ne olduğunu biliriz. Bunda hiç şek şüphe yok. Bunun istisnası da yoktur. Bakın sizin durumunuzu benim durumumu siz bilmeyebilirsiniz. Ben eşimin, eşim benim durumu bilmeyebilir. Ondan bahsetmiyorum. Fert olarak bu sözümün muhatabı olan her birimiz olarak söylüyorum. Her birimiz Rabbimizin yanındaki yerimizi biliriz. Hangi durumdayız? İnanın nereye gideceğimizi de biliriz. Söylenenlerimizden bahsetmiyorum. İçimizdeki alemden, duygudan bahsediyorum. Çünkü her birimiz biliriz bunu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisinde de mealen bunu anlattığını görüyoruz. Nedir? Allah katındaki konumuna bakmak isteyen, Allah yanında değerinin ne olduğunu öğrenmek isteyen, Allah'ın kendi yanındaki değerine baksın. Müthiş bir ifade. Allah'ın yanındaki değerimin ne olduğunu ben bilirim. Nasıl bilirim? Allah'ın benim yanındaki değerinden hareketle. Herkes bunu bilir. Herkes bilir bunu. Herkes Allah'ın kendi yanında ne kadar değer ifade ettiğini bilir. İşini Allah mı? Makamını Allah mı? Eşini Allah mı? Parasını Allah mı? Bunu herkes bilir. Hangisi değerli olduğunu herkes bilir. Onun için bunu tespit ettikten sonra benim de Allah'ın yanındaki değerim bu kadardır. Hepiniz aynı şeyi söylemek zorundasınız. Onun için biliyorlardı neye varacaklarını, onun için ölümü temenni etmediler, edemezlerdi de. Bu özel durumdan genel bir durumun çıkarılması da gerekiyor. Müslümanlar olarak çıkarmamız gerekiyor. Rabbimiz Bakara suresini Yahudiler okusun diye göndermedi. Biz okuyalım diye gönderdi. Bu sure boyunca zaman zaman belki bıktırıcı olduk ama
zaman zaman bu ifadeyi kullanmamız gerekiyor. Hatırlamamız, hatırlatmamız babından. Evet, bu sureyi biz okuyalım ve biz yaşayalım. Aynı hatalara düşmeyelim, aynı yanlışları yapmayalım diye Rabbimiz bize gönderdi. Ölüm ile, ahiret ile, cennet özlemiyle Allah'a sadakat arasında bir bağlantı mı var? Tabii ki var ya. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini de hemen öğrenmiş olalım. Allah ile karşılaşmak isteyenlerle Allah da karşılaşmak ister. Allah ile karşılaşmak istemeyenlerle Allah da karşılaşmak istemez. Bu. Allah ile karşılaşmak isteyenlerle Allah da karşılaşmak ister ve sevinir buna. Ama Allah'a kavuşmak istemeyen, onu kerih gören, bundan hoşlanmayan bir insanla Allah da karşılaşmak istemez. Allah da onunla görüşmekten hiç hoşlanmaz. Allah bizi bunlardan etmesin. Onun için ölüm korkusuyla, ölüm ile, cennet hedefleriyle amellerimiz arasında bir ilişki kurmak zorundayız değerli kardeşlerim. Mesela cennetin kokusunu hissediyorum diyerek, ashabtan bahsediyoruz, kendimizden bahsedemiyoruz ki zaten. Cennetin kokusunu hissediyorum diyerek ölüme sevinerek giden, cepheye dalan insan cenneti özleyen insandır. Ya ölümü hiç gündemine getirmeyen, ölüm hatırlatıldığı zaman da yüzünü buruşturan, şimdi sırası mı diyen, ya da sözlü olarak söylemiyorum şimdilik de, hiç ölüm yokmuş gibi bir hayat yaşayan, ölüme inanıyor da, hiç ahiret yaşamamış, olmayacakmış gibi bir hayat yaşayan, ahirete inanıyor ama, hiç olmayacakmış bir hayat yaşayan bir adamın bu şekilde bir ölüme gitme imkanı var mı? Bizim hayatla irtibatımızın ahiretle irtibatımızla orantılı olduğunu unutmayalım. Hayatla ne kadar irtibatlıysak, hayata ne kadar fazla önem ve değer veriyorsak, ahirete de o kadar az değer ve önem veriyoruz demektir. Bu kadar net. Onun için galiba ölümden bahsedildiği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ölümden bahsedildiği zaman moralimiz bozuluyor. Çünkü değerli bir ölüm, sonucu cennet olan bir ölüm olmayacağı endişemiz var. Ve en azından şüphelerimiz var. Çünkü hayatımızı biz çok daha iyi biliyoruz. Hatta bundan dolayı da ahirete, cennete yönelik hesaplarımız, dünyaya yönelik hesaplarımıza göre çok zayıf ve cılız kaldığından olsa gerek, bazen dünyevi musibetleri, bazen dünya anlamında karşılaştığımız sıkıntıları Allah'ın azabı gibi değerlendirir halimiz var mı? Allah korusun. Ankebut suresi Rabbimiz öyle anlatır ya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ İnsanlardan bir kısmı var, Allah'a iman ettiğini söylerler. Allah'a iman ettiğini söylerler. Ama فَاِذَا اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ Allah konusunda, Allah'ın dini konusunda, Allah'ın rızasını kazanma konusunda, cenneti kazanma konusunda insanlardan bir zarara uğradığı zaman insanların zararını كَعَذَابِ اللّٰهِ yapar. Allah'ın azabı gibi değerlendirir. Yani ne yapar? Yani yan çizmeye başlar. İnsanlardan bir sıkıntı duyduğu zaman dinine yönelik, dinini yaşadığından dolayı insanlardan bir sıkıntı gördüğü zaman bu tip insanların böyle bir imanı var diyor Rabbimiz. İnsanların sıkıntısını Allah'ın azabı gibi değerlendirirler. Bizden bahsetmesin inşallah Rabbimiz. Tabii ki ya. En ufak şey, dünyada sanki başımıza kıyamet kopmuş gibi değerlendiriyoruz. Hayatın sonu gibi değerlendiriyoruz. Ama din konusunda bakana başka şeyler için demiyorum. Din konusunda bir Müslüman yaşayacağı sıkıntılara Rabbimiz ifade ediyor. Fillah diyor çünkü. Allah'la ilgili olarak başına bir sıkıntı geldiğinde Allah'ın azabı gibi değerlendirir insanların azabını ya da sıkıntısını. Sebebi ne bunun? Allah'a iman ettik diyen insanlar buna rağmen değil mi? Sebebi ne? Sebebi dünyaya olması gerekenden fazla değer vermemiz, ahireti ve cenneti olması gereken kadar değerlendirmemizdir. Değerlendirmememizdir. Onun için Yahudilerden bahseden bu bölümü biz öncelikle kendimize okumak zorundayız. Çünkü Yahudiler, o mantık sonraki ayette de peşinden gelecek zaten.
bu mantık her şeyin dünyayla ölçüldüğü bir mantıktır. Ahirette bir hesap yok. Yapıyorsunuz, didiniyorsunuz, çabalıyorsunuz, sıkıntıya giriyorsunuz. Herkesin kazandığı gibi kazanamıyorsunuz. Hatta herkesin kaybettiğinden daha fazla kaybediyorsunuz. Müslüman olarak söylüyorum bunu. İslam adına bu kayıp ve kazançlarımız. Ondan sonra şunu deme hakkınız var mı ki? Yani ben de başkaları gibi yaşamak zorundayım, hakkım yok mu deme hakkınız yok. Müslümansınız, hedefiniz cennet. Olmayabilir. Müslüman her şeyin en güzeline layıktır. Tabii ki doğrudur. Dünyevi anlamda da bu böyledir. Ama Müslüman olmanı gereği sıkıntı yaşıyorsa Müslümanlar, kazanamıyor herkesin yaptığı gibi, harcayamıyor herkesin yaptığı gibi, herkesin gittiği gibi gezemiyorsa, yani bunun yatırımı cennete yönelik olduğunu bilmek zorundayız zaten. Onun için her şeyi dünya ölçüsüyle değerlendiren Yahudilerinden farklıdır Müslümanların hayatı. Çünkü hesap ahiretedir. Yatırım ahirete olmak zorundadır. Ve dolayısıyla herkes yaptıklarının karşılığını bu dünyada değil, ahirette görmek zorundadır. Sondaki 96. ayet-i kerime de zaten buna vurgu yapacak. Ona gireceğim ama burada bir cümleyi daha özellikle netleştirmemiz lazım. Yahudilerin sürekli böyle bir iddiası gündeme getiriliyor. Bizden başka kimse cennete giremez. Hristiyanlar da bunu söylüyor. Biz Allah'ın dostlarıyız ve çocuklarıyız. Varsa cennet bizim içindir. Kim girecek bizden başka gibi iddialar. Ne hatırlatıyor bana biliyor musunuz? Kurtuluş bizim cemaattedir. Bizim kitapları okursanız gerçekten tam hidayete erersiniz. Bu kitaplardan başkası hidayet vermez. Bizim dergahımızdan başkası kimse hidayet yolunu gösteremez. Hepsi yamuktur. Doğrudur ama eksikleri vardır. En mükemmeli bizimkidir. En mükemmeli bizim efendinindir gibi iddialar. Yani kendini dünyadayken cennetlik ilan etme hastalığının bir şekli gibi geliyor bana. Yahudiler de aynı şeyi söylüyor çünkü. Yani herkes, her kesim, her cemaat, her grup kendisini cennetlik olarak dünyada ilan etmeye çalışıyor. Ve dikkat ederseniz böyle düşünen insanlar da görüntü İslam'a çağırıyor aslında. Müslümanların sayısını mı çoğaltıyor? Keşke öyle olsa, çünkü mücadele ortamına girince herkes kendi sayılarını çoğaltmanın derdinde. Herkes çabalarının sonucunda şu soruyu sorar kendi aralarında. Kaç kişi olduk? Kaç kurumumuz oldu? Kaç faaliyetimiz oldu? Herkes bunun derdinde. İslam'a ne katkı sağladık? Ümmete ne katkı sağladık? Hiç yoktur demeyelim, insafsızlık yapmayalım. İkinci plandadır. Birinci planda bizimkiler. Böyle olunca Yahudilere biraz benziyor muyuz? Evet, sanki bu yönüyle biraz da ona benzemeye çalışıyoruz gibi. Bu da ayrı bir sıkıntıdır. Ayrı bir vebaldir. Temelinde de ortak payda vardır. Ortak nokta şu. Onlarla bu şekilde düşünen bizlerin ortak paydası şu. Her ikisinin bütün hesapları dünyaya yöneliktir. Yaptığımız çalışmalarda dünyevi anlamdaki başarılarla övünmemiz ve sevinmemiz, yetinmemiz bizi bu hale getirir tartışmasız. Yaptınız, çattınız, vay be tam gerçekten hedeflediğimiz amaca ulaştık dediniz, bitti mi? Hedefiniz buysa doğru işte. Yahudiler aynı mantıktan zaten hareket ederek yanlışa düştüler. Onun için hiç kimse dünyada yaptıklarının karşılığını dünyada almakla sevinemez ve bu başarı olarak niteleyemez. Hele ki kendisini cennetlik ilan edemez, kurtulmuş ilan edemez, seçkin ümmet ilan edemez. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak bizim için de geçerlidir. Hiç kimse şu iddiaya sahip de olamaz, olmamalı. Yani biz son peygamberin ümmetiyiz. Bizim peygamberimiz böyle uçardı, böyle kaçardı. O kadar mükemmel bir peygamberdi. Bütün peygamberler onun eline su dökemez. Yani diyorlar ya. Ne oldu? Yani bu peygamberin ümmeti olmak bizim için kurtuluşa yeter. Öyle mi? Avucumuzu yalarız bu kafayla gidersek. Çünkü herkesin kendi ameli kendisini kurtaracak. Herkesin kendi ameli. Peygamberin kızı Fatıma bile peygamberden faydalanmayacak. Bunu Aleyhisselatü Vesselam ilk günde, tebliğin ilk gününde insanlar yanlış yere eksik anlamasınlar diye söylemişti. Ey halam, ey teyzem, ey kızım Fatıma, ey dayılarım, ey amcalarım, sakın ha. Peygamber amcasıyız, halasıyız, teyzesiyiz, kızıyız diye
yan gelip yatmayın, ahiret için bir şeyler üretin diye Hazreti Peygamber'in söyleme nedeni de budur. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmak tek başına kurtuluşumuz için yetmeyecek. Yetecek olan şey amellerimizdir. Rabbim bizi bunlara muvaffak kılsın. Bunu problem haline getiren konu dünya ile ilişkilerimiz değerli kardeşlerim. Dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyledir. Ondan dolayı bakın hemen 96. ayette Rabbimiz konuyu dünya hırsına getiriyor. Bismillah. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ. Onları, kim o? Özellikle Yahudiler ve İsrailoğulların yani. Yahudileri. Onları insanlar içerisinde hayata karşı en çok hırslı olanlar şeklinde görürsün, bulursun. وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا. Hatta müşriklerden daha fazla. Müşrikler de dünya hırsı, dünya amaçlı çalışıyorlar. Bütün yaptıkları şeyler dünya amaçlı ama Yahudiler bunlardan daha fazla dünyacı. Hırsları onlardan daha fazla. Öyle ki يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةً. Bunlardan her birisi ister ki 1000 yıl yaşasın. İster ki 1000 yıl yaşasın. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ. Yani 1000 yıl yaşamak istemesi kendisine ne katkı sağlayacak ki? Rabbimiz der ki, onun çok uzun ömürlü olması onu azaptan kurtarmıyor ki. 1000 yıl yaşamasının azabından birazcık hafifletmesine katkısı yok ki zaten bunun. وَاللّٰهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ. Allah onların yaptıklarını görmektedir, gözlemlemektedir. Allah'ın gördüğünü haber vermeyle birlikte bu ifade tehdittir. Yani ne yaptığınıza bakın, dikkat edin, Allah'ın gözetiminde, denetimindesiniz, bunu unutmayın. Allah yaptıklarınızı görüyor ya da Allah onların yaptıklarını görüyor. Konuyu Rabbimiz dünya hırsıyla ifade etti. Yahudilerden gerçekten daha fazla dünyaya hırslı olan başka bir toplum yoktur. Ama dikkat edin, mesela ayeti kerimenin başında وَلَتَجِدَنَّهِمْ dedi. Onları bulacaksın. Hem le, hem de sondaki tekit ifadesi, Arapça bilen kardeşlerimiz daha iyi bilir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ. Kesinlikle ve kesinlikle de onları en hırslı insanlar bulacaksın. Bulacaksın diyor da şunu mesela diyebilirdi Rabbimiz. Dünyaya en hırslı insanlar onlardır. Bu da bir cümle. Ama Allah öyle demiyor ya. En hırslı insanlar olarak onları görürsün, onları bulursun. Niye cümle farklı böyle? Çünkü sanki Rabbimiz onların bu hal ve hareketlerinin dünya hırsıyla alakalı yaptıkları, yaşadıklarının bir tecrübeden kaynaklandığını bize hatırlatıyor. Bir tecrübe sabit dercesine. Dün görülüyordu, bugün görülüyor, yarın da görülecek. Bu tecrübeyle sürekli insanların gözlemlediği şeydir. En hırslı insanlardır değil, en hırslı insanlar olduğunu görürsün. Bulursun diyor Rabbimiz. Onun için bu tecrübeyle insanların en fazla yaşamaya hevesli, en fazla dünyadan kan almaya hevesli, en fazla dünyadan istifade etmeye hevesli, en fazla dünya benim olsun diyen insanlardan oluşuyor onlar, yani Yahudiler. Bu bir vakadır, Rabbimizin bir tespitidir. Fakat bir şey daha var. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ. Mesela عَلَى الْحَيَاتِ deseydi, yine Arapça bir ayrıntıdır belki ama önemli gördüğüm için bazen bu tip ayrıntılara giriyorum, beni bağışlayın. عَلَى الْحَيَاتِ değil de عَلَى حَيَاتٍ. Bu da çok önemli bir şey ifade ediyor. İkisinin arasında şöyle bir fark var. عَلَى الْحَيَاتِ dediği zaman belli bir hayat. Standartları belli, ölçüleri belli bir hayat. Mesela İşte hani hayat standardı diyoruz ya, yaşam standardı ya da diyorlar ya, o. Belli bir standardı, belli bir özelliği olan, kıvamı olan hayat. Yahudilerinki böyle bir hayat değil ya. Ala hayatin, nekre, belirsiz. Yani hayat olsun da ne olursa olsun. Dünya olsun da ne olursa olsun. Nereden gelirse gelsin. Yeter ki yaşantı olsun, yeter ki hayat olsun. Adeta nekre, yani belirsiz bir kelime ifade etmekle sanki buna işaret var burada. Evet, yani bu mantığa büründüğü insanlar ala hayatı, hayat olsun da
zevk olsun da, sefa olsun da, ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin, ölçüleri çok önemli değil. Yeter ki hayat olsun, yeter ki madde olsun düşüncesini ifade eden bir kelime ile karşı karşıyayız burada. Peki bunların hayatında hiç ahiret yok muydu ki Yahudilerin hayatında? Yani nasıl semavi bir din diyoruz, nasıl Tevrat'tan etkilenmişler, okumuşlar da ahiret yoktur? Evet, daha önceleri, Tevrat'ın tarif edildiği ilk dönemler, erken dönemler itibariyle söylüyorum, Yahudilikte ahiret fikri, ahiret düşüncesi yok denecek kadar zayıftı ve tahrif edilmiş Tevrat'ın önceki örneklerinde, müshalarında bütün yaptırımlar, mesela bir insanın iyilik yapmasının karşılığı nedir, kötülük yapmasının karşılığı nedir gibi soruların cevaplarını Tevrat'a baktığınız zaman hep bütün bu yaptırımlar dünya hayatı ile ilgiliydi. Yani mesela bir adam iyilik yaptı, öyle mi? Onun için dünyada sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, evlat çokluğu ve zafer vaat edilirdi. İyilik yaptınız mı? Kulluk yaptınız mı? Size dünyada bunlar var. Peki kötülük yaparsa ne olur? İsyan edenler içinde hastalık, kıtlık, mağlubiyet, esaret vardı. Ve Tevrat'ta bu yaptırımlar sık sık tekrarlanıyor. İyilik yaparsanız dünyada karşılık, kötülük yaparsanız dünyada karşılık ceza mahiyetinde. Tevrat'ın ilk dönemde tarif edildiği ilk dönemler hep budur. Sonraki dönemler Hristiyanlığın ve sonraki dönemde İslam'ın da etkisiyle öyle görünüyor. Hristiyanlığın ve İslam'ın etkilemesiyle ahiret inancı birazcık benimsenir olmuştur. Ya değilse temelde Yahudilikte bütün güzelliklerin karşılığı dünyada ve bütün kötülüklerin karşılığına dünyada cezadır ya da bir şekilde karşılıktır. Müslümanların bugün yaptığı en büyük yanlışlardan birisi de bu değil mi? İyilik yaptıkları zaman karşılığını dünyada bekleme. Hadi bekleme demeyelim, haksızlık yapmayalım da dünyaya odaklanma. Kötülük yaptığı zaman da belayı ya da musibeti dünyadan bekleme. Olmaz ya. Amellerimizin hangisinin karşılığı dünyayla ödenebilir ki? Ya da cezaların hangisinin karşılığı dünyadaki cezayla ödenebilir ki? Bu ayrı bir şeydir. Bu Yahudi mantığıdır. Mükafat ve cezanın yeri dünyadır mantığı Yahudi mantığıdır. Bu İslam'a göre değildir. İslam nihai anlamda cezanın ve mükafatın yerini ahiret olarak belirler. Ve dikkat ederseniz Yahudileri dünyanın en hırslı insanları olarak, en fazla yaşamaya heveskâr insanlar olarak tanıtırken وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا dedi. Müşriklerden daha fazla dedi. Niye bunu söyledi? Çünkü müşrikler de yani hepten inkarcı bir toplum. Onlar da dünyacı bir toplum. Hatta yaptıkları birçok dini amellerinin dini amel yapıyorlar mıydı? Tabii. Mesela اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَاِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Tevbe suresinde. Müşriklerin bir iddiasıdır. Biz hacca, hac mekanlarına bakıyoruz. Bakıyorlar değil mi? Hem de Kabe'ye hizmet etmek için, o hizmet şerefine nail olabilmek için kabileler savaşıyorlar. Ben örtüyü öteceğim. O şerefi ben taşıyacağım. Hacca gelenlere yemeği ben vereceğim. O şerefi ben taşıyacağım. Bakın dini eylemler bunlar. Hacca gelenlere su ikramını ben üstleneceğim, bu şerefi ben taşıyacağım diye insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor Mekke'de. Peki ahiret inançları yoktu ki. Allah inançları var. İbrahim'e mensubiyetle oynan insanlar. Allah inançları var ama yamuk bir Allah inancı. Ama bakın merkezde ahiret yok. Ne var peki? Sadece şereflenmek. Sadece bu işi biz yaptık, ben yaptım diyebilmektir. Değilse onlar da birçok dini ibadetlere sahiptiler. Ama bunların hiçbirisinin nihai amacı ahiret elde etmek değildir. Onun için müşriklerle Yahudileri Allah aynı kefeye koydu. Ama biri biraz daha yukarıda kalıyor Yahudiler. Dünyaya hırs bakımında onlardan daha ötesi yok elbette. Yani bu yönüyle baktığımız zaman da Müslümanlığımızı, İslami anlayışımızı, amel hayatımızı biz dünyevi hedefler üzerine oluşturmakla,
dünyevi başarılar ve başarısızlıklar üzerine oluşturmakla, yani sonuca ulaştığımız zaman tam istediğimiz buydu, başarısız gibi göründüğü zaman da bu olmadı değiştirelim dediğimiz zaman, evet bu tavırlarımız, bu hareketlerimiz Yahudilerin bu hareketlerine benziyor. Sorarlar adama, senin amacın dünya mıydı? Bu olmaz ki. Nihai noktada başarı cennet olmalıdır. Dünyevi anlamda hiçbir karşılık beklenmez. Bu bir nevi ahireti dünyayla ya da cenneti dünyevilikle, dünyevi bir takım metalarla birleştirmektir. Kelime anlamıyla söyleyeyim, ortak koşmaktır. Dünyayı cennete ya da dünyayı ahirete ortak koşmaktır. İki amaçlı bir hayatı yaşamış olmaktır. Rabbimiz bunu Müslümanlara uygun görmüyor. Yahudilere ya da müşriklere uygun bir hayattır diyerek bundan bizi sakındırıyor. Kul, de ki, men kâne adûven li Cibrîle fe innehu nezzelehu alâ kalbike biiznillâhi musaddiqan limâ beyne yedeyhi ve huden ve büşâril mu'minîn. Kim ki Cibrîle, yani Cebrail'e düşmanlık yaparsa, ki bu Cebrail senin kalbine Allah'ın izniyle bu kitabı indirendir, vahyi indirendir. Hem de indirilen bu vahiy kendisinden önceki Tevrat'ı ve İncil'in doğru ve gerçeklerini tasdik edicidir. Müminlere yol göstericidir. Müminlere cennetle müjdeleyen bir kitaptır. Bunu indiren Cibril'e kim düşmanlık yaparsa, devam ediyor. مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e, Mikail'e düşmanlık yaparsa fe innallaha aduvun lil kafirin. Allah da kafirlerin düşmanıdır. Dünyevi mantıkla bunun ne alakası var? Evet, zaten dünyevi mantıkla düşündüğünüz zaman vahyi anlayamazsınız. Anlama imkanı olmaz. Dünyevi mantıkla işi çözmeye çalışırsanız bu iş olmaz. Yahudiler Cibril'e niye düşmanlık yaparlar? Mesela onların tarihinde bu var. Cibril'e düşmanlık. Ama mesela aynı soru bir de Mikail için sormuş isterseniz. Mikail'le ilişkiler nasıl? Mikail onların en çok sevdiği melektir. Tabii. Sebebi ne? Onların iddiaları şu. Cibril sürekli kara haber getiren bir melektir. Hep Yahudilerin kara tarihinden örnekler getiren, hep Yahudilerin bütün fiillerini, Tevrat'la ilgili tahrifatlarını, yanlışlarını, kabahatlerini deşifre eden bir melektir Cibril. Ve de hele bir de Cibril yok mu? İsmail oğullarına peygamberlik getirdi bir de. İshak oğullarına değil, İsmail oğullarına getirdi. İşte en büyük düşmanlık nedeni, Yahudilerin Cibril'e en büyük düşmanlık nedeni bu. Bunu gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları bir ortamdan da öğreniyoruz. Çok farklı rivayetler var. Şöyle birleştirmek de mümkün. Yahudiler zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bekliyorlar. Son peygamber olarak gelecek birisi ve iman edeceklerdi. Hatta kendilerini ezen, sömüren müşrikleri peygamberle birleşerek yok edecekler. Onun planını yapıyorlardı. Ve bunu konuşuyorlardı değişik mahfillerde. Ama peygamber geldiği zaman İshak oğullarından değil İsmail oğullarından. Gittiler yanına, bir takım sorular sordular. Hakikaten bu sorulara doğru cevap verebilirse biz de bileceğiz ki bu sorulara cevap vermek ancak peygamber işidir. Başka kimse buna cevap veremez dediler. Ve peygambere sordular. Kıyametin alametlerini sordular. İlk alametini ya da. Peygamber cevap verdi. Kabul ettiler. Tamam dediler. Örtüştü bilgileriyle. Test ediyorlar peygamberi. Cennet ehlinin ilk yiyeceğini sordular. Peygamber ona cevap verdi. Çocuk nasıl anneye benzer veya babaya benzer ya da çocuk nasıl erkek olur, nasıl kadın olur? Yani kız veya erkek olma neden nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sonra peygamber bunun da cevabını. Uzunca bir hadis bu. Ve sonra Yakup Aleyhisselam'ın kendi nefsine, kendi kendisine haram kıldığı yiyecekleri hangisi diye sordular. Aleyhisselatü Vesselam onu da söyledi. Tamam dediler. Hepsi bağdaştı. Son soruya gelince kıyamet koptu. Sana peygamberliği kim getirdi? Vahiy kim getirdi? Cibril getirdi. Cibril getirdi deyince bitti. Bütün bağlantılar koptu. Ve hayır dedi. O bizim düşmanımızdır dedi. İlan ettiler düşmanlığı ve Cibril'e düşmanlık yapmaya çalıştılar. Oysa
Rabbimiz ayet-i kerimede açıkça ifade ettiği üzere Cibril'e düşmanlık aslında Cibril'i gönderene düşmanlıktır. Cibril, yani bugün mesela beşeri sistemlerden öyle değil mi? Yani emri getiren elçiye düşmanlık yapmak, onu elçi gönderen kişiye düşmanlık yapmakla eşit değerdedir. Aynı şey burada da geçerlidir. Cibril'e düşmanlık yapmak Allah'a düşmanlıkla aynı düzeydedir. Vahiyye düşmanlık yapmak aynı düzeydedir. Bütün melekleri kabul etseniz bile diyor sanki Allah, değil mi ki Cibril'e düşmansınız, bitti. Bütün meleklere düşmansınız. Ona düşmansınız, peygamberlere düşmansınız. Allah'a düşmansınız, kitaplara düşmansınız. Yani Allah da zaten sizin düşmanınızdır. Bitti. Demek ki din konusunda tanım yapma imkanımız yok değil mi? Böylece ortaya çıkıyor. Yani ben kimi ne kadar seveceğim, kime ne kadar iman edeceğim bunu ben belirleyemiyorum ki. Allah'ın belirlediği ölçüm dışına çıktığınız zaman buna bir din olmaz. Kim ne kadar sevilecek, kim sevilecek mi, sevilmeyecek mi? Bunu belirleyen Allah olmalıdır. Yahudiler bunu benimseyemiyor, kendi listelerini kendileri oluşturuyorlar. Mikail bizden, Cebrail onlardan. Allah diyor ki Cebrail'i gönderenle Mikail'i gönderen aynıdır. Cebrail ve Mikail aynı melekler, aynı melek grubundandır. Niye birine düşmanlık, niye birine dostluk? Bu özel anlamda Yahudilerin düşmanlığını deşifre etmek için gelen ayetler olduğu gibi genel anlamda bizim meleklerle ilişkilerimizi sorgulamamıza da yol açan ayetlerdir. Hangi açıdan? Çünkü bizde de meleklerle problemimiz var bakın. Mesela ne zaman ortaya çıkabiliyor musunuz bu? Yahudi mantığından hareketle bunu söylemeye çalışıyorum. Mesela afetler geldiği zaman meleklerle aramız bozulur hepten. Ama mesela diyelim ki memleketinizde don afeti yaşandığı zaman, kayıslarınız bittiği zaman, yani tenzih ederim sizi, insanların tepkilerini, isyan ifadelerini çokça duyuyoruz, onun için söylüyorum. Yani hep çizilir melekler. Ya da melekleri gönderen Allah'ın eylemleri, faaliyetleri çizilir. Ama bereket olduğu zaman güya sözde hatırlanır ama sıra infaka geldiği zaman gene Allah yoktur devrede. Onun için afetler geldiğinde, musibetler yaşadığında, felaketler geldiğinde cahil insanların, cahiliye düşünce sahibi insanların, düşüncesine sahip insanların yaptıklarıyla Yahudilerin yaptıkları arasında ciddi anlamda benzerlikler var. Meleklere düşmanlık ve dostluk konusunda ciddi benzerlikler var. Allah gönderdiği için öyle gelmiştir. Vahyi getirdiği kadar felaketi getiren de odur. Müslüman hepsine başla göz üstüne diyerek karşılık verir. Yoksa meleklerin birbirinden ayrıştırılması, birbirle savaştırılması, mücadele ettirilmesi şeklindeki bir yapıya, bir düşünceye sahip olamaz, olmamalı elbette. فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ diye bitirdi Rabbimiz ayet-i kerimeyi. Allah kime düşman? İnsanlara değil. Allah aslında sistemlere, düşüncelere, ideolojilere düşmandır. Hatta mesela lanet kelimesi geçtiği yerde bakın Kur'an-ı Kerim'de. لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ diye geçer. Yani küfre ve zulme vurgu yaparak lanet okur Rabbimiz. Allah'ın düşmanlığı da yine kafirleredir. Şuna buna düşman değil bakınız. Yani Allah Yahudilerin düşmanı, Allah böyle bir kavmin düşmanı, Allah böyle bir insanın düşmanı değil. Allah kafirlerin düşmanıdır. Allah'ın düşmanı insana değildir. Yaptığı eylemleredir. İyi ve kötü manada yapılan değerlendirmelerin bir insanla alakalı diyorum bunu. İyi ya da kötü anlamda yapılan değerlendirmelerin insanların kişilikleriyle zatlarıyla ilgili değil, eylemle ilgili olduğu açıkça görülüyor burada ve olması gereken de budur. Eylemle ilgili olmalıdır. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklara bile hiçbir zaman sen münafıksın demediğini biliyoruz değil mi? Ama Ebu Zer radıyallahu anh bile bir yanlış yaptığı zaman ona şunu söylüyordu, senden münafıklıktan bir alamet vardır diyordu. Tavır ya da tepki ya da eleştiri kişinin kendisine değil, o kişilerin ortaya koyduğu davranışlarıdır. O hastalığımızı bırakmak zorundayız. Ya da birilerinde bu hastalık varsa bırakmak zorundadır. Damgalamak, yaftalamak, etiket vurmak. Bunu bırakalım. Düşünceye sorayım. Bu hareket küfürdür. Bu hareket cahiliyedir.
bu hareket münafıklıktır demek İslam'ın bize öğrettiği biçimdir, üsluptur. Ama falan münafıktır, falan zalimdir, falan cahildir, falan kafirdir. Böyle bir hakkımızın olmadığını söyleyelim, öyle düşünüyorum en azından. Onun için eylemle ilgili olmak zorundayız. Eylemle ilgilenmek zorundayız, kişilerin kendisiyle değil. Hatta bu kural bize şunu öğretir değerli kardeşlerim. İnsanlar kendi iradeleriyle, kendi irade ve istekleriyle kazanmadığı bazı özellikleri açısından değerlendirilmemeli, kendi iradesiyle kazandığı özelliklerle değerlendirilmelidir. Ben irademi ortaya koyarak bir özelliğe sahip olmuşum. Bununla eleştirin beni. Eleştirin birbirimizi. Ama kendi irademle oluşturmamışım. Bunu eleştiremezsiniz ki. Mesela ben cahiliye bir hayat yaşıyorsam, cahiliye hayatını yaşadığım için beni eleştirin. Ama ben falan topraklarda doğmuşum. Böyle bir ırkla dünyaya gelmişim. Bunu eleştiremezsiniz ki. Bu eleştiri konusu olmaz. Neden renk böyle diye eleştiremezsin. İrademle alakalı değil ki. İradeni ortaya koyarak bunu yapmadın. Ama iradenizi ortaya koyarak yaptıysanız sonuna kadar eleştirileceksiniz. Eleştirebileceğimiz alan budur. Çünkü bu tip özellikleri doğuştan gelmiştir. Allah doğuştan vermiştir. İrademizin dışında olan şeyler. İşler ve üretilen değerler ise iradeyle olduğu için insan bunlar açısından değerlendirilmelidir. Değerlendirme ve eleştiri bunlara yönelik olmalıdır. İradenizle ortaya koyuyorsanız eleştiriyi beklemek zorundasınız ya da yapmak zorundasınız. Bunu bilelim. Ama şahsa yönelik olmamalı. Hele ki kişinin iradesiyle kazanmadığı şeylere yönelik hiç olmamalıdır. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Şüphesiz sana biz apaçık ayetler indirdik. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Aradaki bu ayet ne oldu şimdi? Kime? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Ya da onun şahsında bizlere, sizlere ben ayetler indirdim diyor Rabbimiz. Bu ayetleri fasıklardan başkası inkar etmez. Yukarıdan beri anlatılan, yani 99. ayete kadar anlatılan ayetlerin tümünü Allah'ın indirdiği ayetler olarak kabul ediyoruz. İnkar edenler fasıklardır. Ya da fasıklardan başkası bunu inkar etmez. Buradan da anlıyoruz ki fasıklar Kur'an-ı Kerim'de kafir olarak da nitelenir. Ama sadece bununla değil, mesela fasık münafık olarak da nitelenir. Fasık Müslümanların yaptığı işlerden dolayı da Müslümanlar da fasık olarak nitelenebilir. Dolayısıyla bir kelimenin Kur'an-ı Kerim'de hangi anlamda kullanıldığı o bağlamda bakılarak değerlendirilir. Yani Arapçadan Türkçe'ye çevirmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'in anlaşıldığını iddia etmek doğru değildir. Büyük bir yanlıştır. Bununla ilgili mesela vücuh ve nezair diye ilim dalları oluşturmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bir kelimenin hangi anlamlarda kullanıldığına dair. Bunu bilmeden her geçen fasık kelimesini kafir diye nitelerseniz birçok yerde yanlış yaparsınız. Mesela Hucurat suresine geçiyordu. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِلَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ der. Ayetin başına يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye geçiyor. Ey iman edenler devam ediyor Hucurat suresinde. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. Lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fısık ne kötü isimdir der. Adam kafir mi oldu? Hayır. Ama Müslüman da bazen göz göre göre günah işlerse fasıklık yapmış olur mu? Demek ki fasık her zaman küfür değil. Ama burada mesela kafir anlamına kullanıyor. Fasıklardan başkası ayetlerimizi inkar etmez. اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِنْهُمْ Allah İsrailoğulları tarihinden hareketle bize mesaj veriyor. Onlar ne zaman bir ahit verseler o ahdi hemen bozup anlaşmayı arkalarına mı atarlar? Belekferhum la yuminun. Onların çoğu iman etmezler. Soru da ne sordu Allah? Olayın vehametini ortaya koymak için. Soru sormadan da olabilirdi. Yani nitekim birçok yerde var. Onlar ahitlerini bozdular diye. Ama Allah soruyla bunu sordu. Onlara her bir hakikat, her bir gerçek geldiğinde, her bir Allah'la ahitleştiklerinde bu ahdi mi bozuyorlar? Bu ahdi mi bozuyorlar diye soru soruyor. Yani bozmamaları gerekirken Allah bunu çok büyük bir iş olarak görüyor ve onlar ahdi mi bozuyorlar? Onların çoğu iman etmiyorlar. Fakat doğrusunu söylüyorum, onların hepsi değil, içlerinden bir grup. İçlerinden bir grup. Peki içlerinden bir grup olmasına rağmen birileri de
bunlara seyirci kalıyorsa onlar da aynı kefede mi? E bunu biliyoruz zaten. Yani ahdi bozan insanlar var. Fakat ahdi bozmaya seyirci kalan insanlar ne demeli? Onlar da aynı kefededir. Araf suresinde cumartesi yasağın ihlal edilmesiyle alakalı Rabbimizin anlattığı olaylara bakın. Orada üç tane grubun oluşturulduğunu görürsünüz toplumda. Birileri cumartesi yasağını takmamış, dinlememiş, işlemiş yasağı. Çiğnemiş yasağı ve günahı işlemiş. Bir başka grup bunları engellemeye çalışıyor. Uyarmaya çalışıyor. Belki son faydası olabilir diye. Arada bir gruptan daha bahseder Rabbimiz. Onlar da hatta bazı rivayetler şöyle bir fikirle bir bilgi de veriyor bize. Bu üçüncü grup belli bir dönem alıkoymuşlar, engellemeye çalışmışlar, sonra pes etmişler. Bakmışlar adam olmuyorlar, dinlemiyorlar. Artık bunlardan adam olmaz diye oturmuşlar, günah işlememişler. Hatta belli bir süre engellemişler, sonra pes etmişler. Belli bir süre sonra hala pes etmeden uyarıya devam edenlere de ya Allah'ın belasını verdi bu adamlara, ne diye anlatıyorsun, bunlar laf anlamaz diye bile onlara ayak bağı olmaya çalışıyorlar. Allah diyor ki sadece uyarı görevini yapanları kurtardık. Diğerleri hep topun ağzında. Günahı işleyenler değil sadece. O günahın işlenmesine seyirci kalanlar da öyledir. Ahdi bozanlar değil sadece bu bağlamda. Ya ahdi bozmaya seyirci kalanlar da bu işin vebali altındadırlar. Belekferuhum la yu'minun dedi de Allah bilir ya budur. Yani onların çoğu iman etmezler. 101. ayet-i kerime de konuyla alakalı. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ hem de kendi yanlarında olan vahyi, vahyin kalıntılarını, doğrularını tasdik eden bir peygamber, bir mesajla her geldiğinde نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَعَ ظُهُورِهِمْ Allah'ın kitabını bir grup kalkıyor, arkalarına atıyorlar. كَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ hiç bilmiyormuş gibi, hiç farkında değilmiş gibi, hiç böyle bir bilgiyle karşılaşmamış gibi Allah'ın kitabını arkalarına atıyorlar. نَبَذَ فَر۪يقٌ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَا ظُهُورِهِمْ arkalarına nebeze yapıyorlar. Kitabı reddetmek değil ha, bu dikkat edelim. Kitabı reddetmek değil. Bunun altını çizelim. Kitabı arkaya atmak. Kitap önde olması gerekirken, yani biz kitabı takip etmemiz gerekirken kitap bizi takip eder hale geliyor. Yahudiler bunu yapmışlar. Allah bu ümmetin de aynı yanlışa, aynı probleme, aynı sıkıntıya düşmemesi adına uyarıyor. Onlar bunu yaptılar. Kitapları önlerindeyken, önlerini aydınlatması gerekirken kitabı arkada bıraktılar, kendileri öne geçtiler. Ya da öncelikli olarak Allah'a, Allah'ın kitabına sormaları gerekirken kendi kendilerine sordular. Ne kadar menfaat elde ederim düşüncesinden hareketle bunu yapmaya çalıştılar. Kitaba sormayı ihmal ettiler. Kitabı arkalarına attılar. E tabi kendi dinlerine, kendi peygamberlerine, yani Musa'ya ve Tevrat'a karşı bile sadakatsizlik gösteren, onlara sadakat göstermeyen Yahudilerin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini reddetmelerine şaşmamak lazım değil mi? İman etmeleri beklenirken iman etmediler. Allah diyor şaşırmayın. Kendi peygamberlerine yapmadıkları kalmamış. Kendi kitaplarına yapmadıkları kalmamış. Böylesine bir toplumun son peygambere iman etmemelerine şaşılacak bir tarafı yok ki. Kendi peygamberine, kendi kitabına bunu yapan. Ve üstelik bakın İsrailoğullarının Mısır'dan ayrıldıktan sonra çölde kaldıkları, Tih çölünde Erba'in Seneten der ya Maide suresi Rabbimiz, 40 yıl boyunca Tih çölünde, o çölde yaşadıkları süre içerisinde Musa'nın peşine takıldıklarına defalarca pişman olduklarını ifade ediyorlar. Ve ona isyan ettiklerini ifade ediyor Rabbimiz. Yani bir peygamberle birlikte ve kitapla birlikte. Ama nasıl? Peygamber arkadan gelmeli. Kitap arkadan gelmeli. Biz önde gitmeliyiz mantığından hareket ettiği için Rabbimiz onların kara tarihinden böyle bir örnek veriyor. Kitabı arkalarına attılar. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemine de aynısı yansıyor. Medine gittiğinde Hazreti Peygamber Yahudilerle anlaşma yapmıştı. Beni Kureyza, Beni Nadir, Beni Kalmuka Yahudileri, üç kabile peygamberi lider olarak, söz sahibi olarak benimsediler. Bütün her şeyi ona bağladılar. Ne derseniz o dediler. Ama yani alışkanlık, geçmişten gelen bir alışkanlık
yeri geldiği zaman, menfaat söz konusu olduğu zaman peygambere ihanet etmediler mi? Beni Kaynuka'yla başladı. Beni Nadir'le devam etti ve beni Kurayza'la bitti Medine'de Yahudiler. Hepsi anlaşma ihanet ettiler. Hepsi peygamberi ve Müslümanları arkadan hançerlemeye çalıştılar. Rabbimiz onların kara tarihine örnekler verirken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki somut örnekleri de biliyoruz ve öğreniyoruz ki hep onlar ahitlerine bağlı kalmayan insanlar olarak tanıtılır. Kur'an'da ahde vefa olmayan bir toplum olarak tanıtır. Rabbimiz bizi bu özelliklerden sakındırmak amacıyla bunu söylüyor. Ahdi bozmak ne peki? Kısa ve öz ifade etmeye çalışayım. Ahdi bozmak, yani birbirimize verdiğimiz sözleri bozmaktır, doğrudur da. Sözleri sözümüzü yerine getirmeyiz, doğrudur. Ama Allah'la yapılan ahitleri bozmak, ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Bütün anlaşmaların, ahitlerin birinci maddesidir bu. O bizim Rabbimiz, bize yön verir. Hayat istikametimizi o çizer, belirler ve biz de ona kul köle oluruz. Prensip bu, anlaşma bu. O zaman ahdi bozmak nedir? Dinin gereğini, anlaşmanın gereğinden hareketle söylüyorum. Dinin gereğini yerine getirmekten kaçınmak, anlaşmayı bozmaktır. Bu duruma da düşmek bizim sonumuzdur. Bizim sonumuzu hazırlayan bir süreçtir demektir. Ahitleri bozmak, Allah'la yaptığımız sözleşmeyi bozmak. Daha önce söylediğim bir hadisin bir maddesini, yeniden diğer maddelerini hatırlatmadan, İbn-i Mace'nin Kitab-ül Fiten bölümünde geçen bir hadis. 4019 numaralı bir hadistir. Hadis kaynaklarında belki numara farkı olabilir ama Fiten bölümünde. 5 madde, şunu şunu yaparsanız şöyle belalar, musibetler dünyada gelir diye söyleyen bir hadisti. Ahit konusuyla alakalı bir madde vardı. Hatırladınız mı? İnsanlar Allah ve Resul ile yaptıkları anlaşmaları bozarlarsa, Müslümanlar Allah ve Resulüne verdikleri ahitleri bozarlarsa sallatallahu aleyhim aduven min gayrihim feakadu ba'da emma fi eydihim. Allah ve Resulü ile ahitlerini bozan topluma onların düşmanlarından birilerini musallat eder de, onların dışındaki düşmanlardan birilerini musallat eder de, ellerinde olan bütün sermayelerini sömürür, ellerinden alırlar. Ahdi bozmanın dünyevi cezasıdır. Bu ahiretteki cezası zaten bakidir ayrı. Ama dünyada Allah ahdi bozanların rezil, rüsvay bir şekilde hayat yaşayacaklarını da bu şekilde bir cezayla belirlemiş oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği haberden hareketle. Tekrar ediyorum. Bir toplum ki Allah'a ve Resulüne verdikleri ahitleri bozarlarsa Allah o topluma onların dışından düşmanlar musallat eder de ellerinde olan bütün sermayelerini alırlar. Ellerinde avuçlarına bir şey bırakmazlar. Rabbim böyle bir sonuçtan bizleri muhafaza etsin. Bu muhafazanın bir tek çaresi var. Kitabı arkadan önümüze almaktır. Kitabı kendimize tabi etmek değil, peygamberi kendimize benzetmek değil, kendimizi peygambere benzetmek ve kendimizi kitaba tabi kılmaktır. Rabbim bu konuda güç ve kudret versin hepimize inşallah. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.